Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda benzerlik konusundaki ÖSYM tadında 4 testinin çözümünü yapacağız. Bu testimizde TYT tarzında hadi bakalım çözüme başlayalım. Bir cep telefonu yatay ve dikey konumdayken ekrandaki görünen X kare görseli ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Evet, şöyle dikey ve yatay verilmiş. Dikey konumdayken X'in boyu 16, yatay konumdayken 2'nin boyu da 9 birim olarak verilmiş. Yatay konumdayken X'in boyu yani şuradaki X'in boyu A birim olsun mesela. 2'nin dikey konumundaki boyuna eşitmiş. Yani şuna eşitmiş arkadaşlar. E arkadaşlar sonuçta bir görsel var. Görselin içindeki e, küçülme oranı ya da büyüme oranı yine benzerlik oranına eşit değil midir? Çünkü hepsi orantılı bir şekilde küçülecek. E o zaman biz burada ne diyeceğiz? E hocam x'in boyunlarının oranı yani x ne kadar küçülmüşse 2 de o kadar küçülmeyecek mi? Evet. Yani x'in boyunun oranı 16 bölü a 16 bölü a eşittir. 2'nin küçülme oranına eşittir. Yani a bölü 9. Bakın 2'ninki a, bununki de 9. İşler dışlar yapınca a kare eşittir 144 geldi. A'yı da buradan kaç bulduk? 12 bulduk. Buna göre diyor ekran döndürme ile bir resmin boyu dikeyden yataya geçtiğinde yüzde kaç küçülmektedir diye soruluyor. Arkadaşlar sadece x'in boyuna bakaraktan yorum yaparız ya da 2'nin boyuna bakaraktan yorum yaparız. Her ikisi de orantılı bir şekilde oldu. A'yı biz ne bulduk? 12 bulduk. Evet 16'dayken şimdi oran orantı yapalım. Yüzde soruluyor ya. 16 birimden kaça düşmüş? 12'ye düşmüş. Ne kadar küçülme var? 4. Evet 16'da 4 küçülme varsa yüzde kaçtır diyeceğiz. Arkadaşlar 4'te 1'i biri, 4'te 1'i e, bu da kaç olacaktır? Yüzde 25 olacaktır. Cevabımız böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik ikinci soruya diyeceğim ama çıkmış soru arkadaşlar. Bunu uygulamadan bakarsınız ben çözemiyorum. Telif haklarından dolayı geldik 3'e. Kenar uzunlukları 12 ve 16 olan ABCD dikdörtgeni köşegeni boyunca kesilerek mavi ve sarı renkli iki üçgen ayrılıyor. Evet iki üçgen ayrılmış ve sarı üçgen bu şekilde konulmuş. Mavi bu şekilde kalmış. Bakın mavi üçgen sarı üçgenin üzerine D köşeleri ve birer kenarları üst üste gelecek biçimde konulmuş. Peki buna göre çevre D, E, B üstü. Şuradaki şekilde gördüğünüz sarı bölgenin çevresi isteniyor. Öncelikle ne yapıyoruz? Arkadaşlar bakın bir şekilde ben parçalamışım. Ve aynı şekilde burada da kullanmışım. Farklı bir şekilde kullanmışım. Kalemi dikey değil de yatay kullanmışım. Bu şekildeki ifadelerde ne yapıyorduk? Hocam eş yapıları kullanıyoruz. Eş yapıları kullandığınız zaman mutlaka ama mutlaka kenarların eşitlikleri ya da açıların eşitlikleri bizim için önemli. O yüzden öncelikle şu verilen bilgileri kullanalım. 12, 16, 23 geni. Hocam burası da 12, burası da 16 olduğunu biliyoruz. E Ben buraya bir alfa dersem ya da nokta açısı dersem 12'ye gören Z'den dolayı burası da nokta açısı oldu. Yani her iki dik üçgende de 12'yi gören kaç? E, nokta açısı diyelim. E o zaman burada arkadaşlar AD uzunluğu 12 verilmiş. A üstü D de yine burası 12. Ve BC uzunluğu da yine 12. Sonra şurası 16 ve şurası da 16 olacak. Tamam aklımın bir köşesinde bulunsun. Sonrasında ne yapmalıyız? Hocam 12'yi gören açı burada on, nokta açısıydı. Şöyle nokta açısını yerleştirin. Başka burada 12'yi gören. Bakın şu mavi üçgende de 12'yi gören nokta açısı mı olacak. Evet bakın birer açıları eşit olan üçgen çıktı. Sevdiğimiz bir kalıp ne yapıyorduk arkadaşlar? Birer açıları eşit olan üçgenlerde. Yani şu üçgen ve büyük üçgene baktığımız zaman. Büyük üçgende şöyle göstereyim arkadaşlar. Mavi ile göstereyim. Eş, eşlik, eşlik açı var mı? Var. Eşlik açı olduğunda ne yapıyorduk? Ortak açıya bakıyorduk. Ortak açı var mı? Hocam şu 90 derece. Hem bu noktalı üçgende hem de büyük üçgende. isterseniz alfa beta ya da dalabilirsiniz. Sıkıntı yok. E nokta 90 ise o zaman burası karaladığımsa bak orta açı 90 nokta 90 karaladığımsa e o zaman burada da nokta 90 karaladım. Ya da buraya alfa alfa diyelim isterseniz alfa 90 buraya beta dersem alfa 90 şu açının tamamı ne olacak? Beta olacak. Yani bu kırmızı üçgenle büyük mavi üçgen ne oldu? Benzer oldu. E başlayalım bakalım şurada. Büyükte alfanın karşısı var. O zaman küçükte alfanın karşısına şöyle bir x diyelim. Küçükte alfanın karşısı x'in, büyükte alfanın karşısı 12 oranı eşittir. 90'ın karşısı lazım olacak mı bize? Zaten biliyoruz biz buradaki 90'ın karşısını 20. Buradaki 90'ın karşısı lazım olacak mı? Yani şu an bilgi, bilgi var mı? Yok arkadaşım burası yok. Hani alfanın karşısı x bölü gittik ya bilinenlere bakalım. Beta'nın karşısına bakalım. Burada beta'nın karşısı biliniyor küçükte. O zaman 12 bölü, büyükte beta'nın karşısı kaç? Hocam zaten burası 16 idi. 12 bölü 16 eşittir. 4'e bölsen 3, 4'e bölsen 4, bir daha 4'e böl, 4'e böl 3. X de buradan kaç geldi? 9 geldi. Evet, X 9 bulduk arkadaşlar. Tamamı 16'ydı. Ne kaldı buraya? 7 kaldı. 9, 12 Üçgeni 15 üçgeni. Yani o zaman çevre ne olacaktır arkadaşlar? Çevre 20, 15 ve 7'nin toplamı. 20, 15 ve 7'nin toplamı kaç yapıyor arkadaşlar? 40 kim yapıyor? Aynen öyle. Cevabımız o zaman ne çıktı? Akçay çıktı. Üçüncü soruda. Evet eş yapılarda böyle açıların eşitliğini ve kenarların eşitliğini mutlaka mutlaka kullanın. Bunu ihmal etmeyin. Geldik 4'e. Aşağıdaki navigasyon ekranında beyaz yüzey ile gösterilen bütün yollar 6 metre genişliğinde ve şekildeki gibi birbirine dik ve paraleldir. Evet dik ve paralel. C, F, A noktaları kendi aralarında B, D, G, H şunlar doğrusal diyor bize eyvallah. Şunu bir dikdörtgen olarak vermiş. E, F 68 vermiş hemen 68'i yazalım şurada. Bunların da doğrusallığından bahsettiği için şöyle şunları çizelim. Ve şunları da isterseniz şöyle bir çizelim arkadaşlar. Sonra ED'yi kaç vermiş? 60 vermiş. ED'nin 60 olması burası da 60. Çünkü şurada bir dik üçgen karşımıza çıktı. Ya da şurada bir dik üçgen karşımıza çıktı arkadaşlar. Şöyle. Ve yollar arasında genişlik 6 metre değil miydi? Burası da 6, burası da 6 diye yazalım isterseniz. Başka ED'yi 60 vermiş. Yani burası da 60. E arkadaşım şuradaki uzunluk kaç? 68, 6 ve 6. 80 mi yapıyor topladığımız zaman? Evet. 60, 80, 100. Arkadaşım şurası kaç yaptı? 100 yaptı. Bizden ne isteniyor? Buna göre A köşesinden B köşesine en kısa yoldan yürüyerek giden bir kişinin parkın içinde aldığı yol nedir diye soruluyor. arkadaşlar bu dikdörtgen şeklinde burası 90 değil mi? 90. E o zaman şu, şu, şu birbirine paralel oldu. E bunlar birbirine paralelse kollardaki oran diğer koldaki orana eşit değil midir? Evet. 6, 68 ve 6. Hocam burası 6K ise burası 68K. Burası da 6K diyebilir miyiz? Evet. Toplamı 80K diyeyim bunun. 80K neye eşit verilmiş arkadaşlar? 80K 100 bulduk. 6, 8, 13 kenin 10 katından dolayı. 100 ise K'yı buradan kaç bulduk? 10 bölü 100 bölü 80. 100 bölü 80 dediğimiz 10 bölü 8 yani 5 bölü 4 çıkar. E bizden ne isteniyor? Parkın içinde aldığı yol yani 68K isteniyor. 68K'da 68 çarpı 5 bölü 4'ten 2'ye bölsen 2'ye bölsen 34 bir daha 2'ye bölsen 17. 17 çarpı 5 yapar. 5 kere de 35 ve 85 mi yaptı? Evet. O zaman kaçıncı soru arkadaşlar? Dördüncü sorunun cevabı böylelikle Edremit çıktı. Geldik 5'e. Evet kenarları 5 birim ve 10 birim olan özdeş 2 dikdörtgen. Arkadaşlar kenarları 5 ve 10 birim olan özdeş 2 dikdörtgen dediği için şu kenarları 5 5 yazalım mı arkadaşım? Yazalım. Şuraya da bir 10 yazalım. Evet duvara bu şekilde konmuş arkadaşlar. Buna göre P noktasının yardım uzatlı. P noktasının yardım uzaklığı şekli buradan çizersem sıkıntı olacak. Arkadaşlar ne yapacağız? Dik üçgen tabii ki oluşturacağız. Nasıl oluşturabiliriz burada? Dik üçgen varsa öncelikle 90 derece olduğunda dik üçgen oluşturacağız. Oluşturduk böyle hocam. Dik üçgen karşımıza çıktı mı? Çıktı. Hocam şurada bir 90 derece falan filan var. E 6 ise burası nedir? 6. 6 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeni. Hocam şuradan aşağıya dik çizsem. Evet çıkar ama şekil karışır. Oradan aşağı dik çiz yani buradan yan duvara dik çizsen zemin olum buradan bulsak daha iyi olmaz mı? Olur tabii ki. E ee, hocam burada da 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa beta'ya çünkü burası da 90. Dalalım alfa beta'ya. Alfa, beta, alfa ve beta. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. 90'ın karşısı 10 iken 90'ın karşısı 5. 1'e 2 oran var. Beta'nın karşısı 6 ise beta'nın karşısı 3 yapar. Alfa'nın karşısı 8 ise alfa'nın karşısı 4 yapar. Zaten benden buradaki uzunluk isteniyordu. 3, 8 ve şurası da 5 yapıyor dikkat ederseniz. 3 artı 8 artı 5 isteniyor bizden. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 16 yapıyor. O zaman P köşesinin y, zemine olan uzaklığı yani şuradaki uzaklık 16 yaptı. Cevabımız böylelikle açay oldu. Geldik 6'ya. Evet çıkmış bir soru. Nereden bakıyorsunuz? Uygulamadan bakın lütfen. Ben çözemiyorum. Telif hakkından dolayı geldik 7'ye. Aşağıdaki şekilde dik kesen doğruluğu doğru parçalarıyla sabitlenmiş. 10 eş kareden oluşan E harfi görünüyor. E ne yapacağız? E harfi görünüyor. Hocam 90 derece var burada. E araba da uçuşuyor. Dal alfa beta ya. Alfa, beta, alfa, beta dersek. Bunlar eş kare. Hocam burası x, x, x dersek. Burası 3x. Burası da kaç x yapıyor? 5x yapıyor arkadaşlar. X'i bulursak e, e harfinin çevresini buluruz. E hocam şuraya baktığımız zaman. Şu üçgenle bu üçgen ne oldu? Benzer oldu. E hocam benzerse çok güzel benzerlik oranına bakacağız arkadaşlar. Burada 90'ın karşısı 3x'in. Buradaki 90'ın karşısı 5x oranı eşittir. Burada beta'nın karşısı var. Buradaki beta'nın karşısı a'nın. Buradaki beta'nın karşısı 20 oranı diyeceğiz. 4 katı 4 katı. A'yı buradan kaç buluruz? 12 buluruz. Hocam A 12 ise buraya ne kaldı o zaman? 15 kaldı. 15, 20, 25 üçgenden burası 5 çıktı. Hocam 5x eşittir 25 ise x'i buradan kaç bulduk? 5 bulduk. O zaman şeyleri sayalım arkadaşlar. Ege E'sindeki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 x isteniliyor bizden Ege'nin çevresinde. X'i de 5 bulmuştuk arkadaşlar. 22 çarpı 5'ten cevabı kaç buluruz arkadaşlar? 110 olarak buluruz. Evet cevabımız böylelikle 110 oldu ve bu testi de bitirdik. Yani ÖSYM tadında sorular. 4 testini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 5. teste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.